Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 24. haftasının ikinci videosundayız. Çemberin analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 259'un sağ tarafındayız. Sonra 260 ve 261'i hatta 262'den de bir soru işleyeceğiz arkadaşlar haberiniz olsun. Peki bu dersimizin konusu nedir? Çemberin genel denkleminden bahsedeceğiz bu dersimizde. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin genel denklemi deyince korkmayın. Normalde merkezi A virgül B yarı çapı R olan çemberin denklemi nasıldı arkadaşlar? Bu şekildeydi. İşte bunun açık olan haline biz ne diyoruz? Çemberin genel denkleme adını veriyoruz. Peki açalım bunu. Açacak olursak x kare eksi 2 AX artı a kare ya. Bu da y kare eksi 2 b artı b kare ya. Eşittir r kare olduğundan düzenleyelim. x kare artı y kare eksi 2 AX eksi 2 b artı a kare artı b kare eksi r kare eşittir sıfır mı oldu? Hepsini sol tarafta topladık. İşte bu şekilde yazılan denkleme çemberin genel denklemi diyoruz. Evet bu çemberin genel denkleminde arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. Düzenleyelim. Bu x kare ve y kare. Dikkat ederseniz kas 1. Sonra x'in kas sayısı eksi 2a. x'in kas d desek. y'nin kas eksi 2b. Yani buraya da bir e desek. E bu da sabit sayı. Sabit sayı da bir f desek. O zaman denklemimiz ne oluyor arkadaşlar? x kare Bakın denklemimiz ne oluyor? Bunun yerine D, bunun yerine E, bunun yerine F yazdığım zaman denklemimiz x kare artı y kare ek artı D x artı E y artı F eşit sıfır şekline dönüşmüş oluyor. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Çemberin genel denklemi diyoruz. Evet, çemberin genel denklemi adını veriyoruz arkadaşlar buradaki olaya. Tamam? Mı? Evet çemberin genel denklemi bu şekilde. Yalnız dikkat edin. Bu çemberin genel denkleminde bu şekilde verildiğinde matematiği kullanarak yani x kare artı dx var ya mesela matematiği kullanarak biraz sonra soruda gösteririm. İki farklı şekilde gösteririm. Matematiği kullanarak da çemberin merkezini yani şu hale geri getirip çemberin merkezini ve yarıçapını bulabilirsiniz. Ya da direktman burada eksi 2a'ya d dedik ya burada a neye eşit oluyor mesela? A hocam eksi D bölü 2'ye eşit oluyor. Burada da eksi 2 B'ye dedik ya. B de neye eşit oluyor? Eksi E bölü 2'ye oluyor. E burada merkezimiz neydi? A virgül B'ydi. E A virgül B. A dediğimiz eksi D de bölü 2. B dediğimiz de eksi E bölü 2 oluyor. Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2 şeklinde oluyor. Yani merkezi biz direktman bu şekilde bulabiliriz. Peki şurada da arkadaşlar yarı çapı bulacağız. E ben burada R'yi yalnız bırakacak olursam. Burada yapayım işlemimi. A yerine eksi D bölü 2 yazacağım. Karesini aldım. D kare bölü 4 yaptı. D kare bölü 4 artı. B kare yerine E kare bölü 4 yazacağım. E kare bölü 4 oldu. Eksi R kareyi buraya atayım. F'yi de buraya atayım. Eşittir. R kare mi oldu arkadaşlar? Evet. Hatta bu da D kare artı E kare eksi 4 F bölü 4 eşittir. R kare oldu. R de buradan neye eşit oluyor o zaman arkadaşlar? Her iki tarafın karesini kare kökünü alırsam Yarı çap uzunluğu da 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4f oluyor arkadaşlar. Çünkü kök içinden alınca bu ee bölü 2 diye geçti. Onu başa 1 bölü 2 diye yazdım. Evet gençler bu şekilde x kare artı y x artı y x kare artı y kare artı d x artı y, y artı f eşit 0 şeklinde çemberin genel denklemi verildiğinde bize çemberin merkezi eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2'dir. Yarı çapı da 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşit diyebiliriz. Ama bunu matematik bilgisiyle de bulabilirsin sana kalmış. Ama ben bunun bu şekilde bilinmesini de istiyorum. Çünkü çember analitiğinde zaten bir şey öğrenmedik. Bir merkezi belli yarı belli olan çember denklemini öğrendik. E bir de bir zahmet bunu ezberliği ver. Bunu bil yani. Çünkü içine yarayacak. Çünkü yorumlarda işine yarayacak. Çember belirtir mi belirtmez mi gibi yerlerde bak bu yarıçap çap formülü falan gerçekten işine yarayacak. Bu merkezde işine yarayacak. O yüzden bunu bil. Şimdi örnekte göstereyim. Mesela çemberin merkezini bulunuz. Arkadaşlar birinci yol. Birinci yol nedir? Şu D, şu E. Merkezimiz eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. Ki ben bunu tavsiye ediyorum. Bilmeni tavsiye ediyorum. Yani merkezin ne oldu o zaman? Yani eksi 6 bölü 2 eksi 3'e eksi eksi 2 bölü 2. Yani artı 2 iki bölü 2'den kaç yaptı? 1 yaptı. Yani merkezi 3'e 1 bir yaptı. Birinci yol bu olsun. İkinci yol. Arkadaşlar x kare artı y kare var ya burada. 6x'i yanına getireyim. 6x artı y kare eksi 2'ye y'ler yan yana olsun. Eksi 2 eşit 0 değil mi? Matematiği kullan. Tam kare. x kare artı 6x neyin parantez karesinden gelir? Hocam x artı 3'ün parantez karesinden gelir. O zaman bu x artı 3'ün parantez karesi x kare artı 6x artı 9. Bak artı 9 fazlalığı var. O zaman buradan 9 çıkarmalısın ki x kare artı 6x elde edebilirsin. Devam edelim. Şuna baksak. Y kare eksi 2'ye neyin parantez karesidir? Y eksi 1'in parantez karesidir. Artı 1 fazlalığı geldi. O zaman 1 çıkartmalıyız. Bir de burada ne var? Eksi 2 var. Eşit sıfırdan. X artı 3'ün karesi artı Y eksi 1'in karesi eşittir. Bakın ne çıkıyor? Eksi 9, eksi 1 ve eksi 2. Yani eksi 12 yaptı. Öbür tarafa artı 12 diye geçti. Bak merkezin eksi 3'e 1 değil mi? Yarı çapında kök 12 yani 2 kök 3 diye bulursun. Bu şekilde matematik bilginle de bak merkezi eksi 3'e 1 yine aynı şekilde bulmuş olduk. Hatta yarı çapı da rahat bir şekilde bulmuş olduk. Ama ben D D'li, E'li, F'li formülleri de bilmeni de tavsiye ediyorum. Olur ya sıkışırsan matematik bilginle de buna ulaşabilirsin. Geldik şuraya. Çemberin yarı çapını bulunuz. Matematik bilgisini artı sana bırakıyorum. Yarı çap kafana kazınsın diye hep buradan yapacağım. D kare artı e kare eksi 4 f'ye eşit olacak. Yalnız dikkat. 1 bölü 2 kare içinde bu d. Bu e. Bu f. D kare dediğimiz 16 artı e kare dediğimiz 4. Eksi 4 çarpı f. F dediğin 4 değil. Dikkat. İşaretiyle birlikte alacaksın. En çok yapılan hata. Bunu sakın ama sakın yapma. Yani bu 1 bölü 2 çarpı kare içinde 16 4 daha 20 artı 16 daha 36 kök 36 yaptı. Yani 1 bölü 2 çarpı 6 yaptı. Yarı çapta böylelikle ne çıktı arkadaşım? 3 çıktı. Tamam. Geldik örnek 28'e. 2x kare artı 2y kare artı 16x işte bu çemberin merkezini buldunuz. Arkadaşlar çember denkleminde şuna dikkat edin. x yani normalde x eksi a'nın karesi Artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde ya. Sen bunu açtığın zaman x kare geliyor. Yani x karenin kas sayısı 1. Buradan da y kare geliyor. Y karenin kas sayısı 1. Buradaki yukarıdaki biraz önceki dediğim formülleri kullanabilmek için x kare ve y karenin kas sayılarının 1 olması lazım. Bunu da sakın ama sakın unutma. O zaman denklemi ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Yani burası d burası e değil. Dikkat et. 2'ye böl denklemi. x kare artı y kare şeklinde getir. Artı 8x eksi 4y Eksi 2 eşit 0 şeklinde oldu mu? Oldu. Şimdi çemberin merkezini bulacağız. İşte burası D burası E oldu. Merkezimiz eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. E yani ne oluyor burada arkadaşlar? Bunu eksi 2'ye böleceğiz. Kaç yapıyor arkadaşlar? Eksi 4'e. Bunu da eksi 2'ye böleceğiz. 2 yapıyor. Merkezimiz eksi 4'e 2 olmuş oldu. Geldik buraya. Bu çemberin yarı çapı. Evet x kare ve y karenin kas sayısının 1 olması lazım. 4'e böl. x kare artı y kare artı 4x eksi 2y eksi 4 eşit 0 şeklinde olduğu zaman d, e ve f'den bahsedebiliriz. Yarı çap formülde 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4f'ye eşittir. Yani 1 bölü 2 kare içinde d kare 16 artı e kare Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı F. F'ye dikkat et. İşaretiyle birlikte al. Yani eksi 4. 16, 20. 20 artı 16'da 36, 36 kök dışına 6 diye çıktı. 1 bölü 2 çarpı 6'dan cevabı ne bu diye ulaştık. 3 diye ulaştık. Evet örnek 29 cevap 3 oldu. Geldik örnek 30'a. Çemberin çapının 3 birim olması için. Çapının 3 bölü 3 olması için. Yarı çapının ne olması lazım arkadaşlar? Yarı çapının 3 bölü 2 olması lazım. Yarı çapı 3 bölü 2 ise ne demekti bu? 1 bölü 2 çarpı kare içinde d kare 16 artı e kare 9 eksi 4 çarpı f. f dediğimde a yazdık. e buradan bölü 2'ler gitsin. 3 eşittir kare içinde 25 eksi 4 a oldu. Her iki tarafın karesini alırsam 9 eşittir. 25 eksi 4 a oldu. 4 a eşittir kaça eşit oldu? E, 25'ten 9 çıktı 16 oldu. E böylelikle A'yı da kaç buluruz? A da 4 olarak çıkar. Yani cevabımız 30. soruda 4 çıktı. Geldik 31'e. Evet ne diyor? Çemberin yarı çapının 4 birim olması için. Yarı çapının 4 olması için. 1 bölü 2 kare içinde D kare 4 artı E kare yeni katsayısı. Yani A kare eksi 4 çarpı F. F dediğim bu. Yani eksi 2 işaretiyle birlikte almayı unutma. 2 buraya geçsin. 8 eşittir. Kare içinde 4 artı 8 12 artı a kare oldu. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman ne oluyor? 64 eşittir. 12 artı a kare oldu. Buradan a kare neye eşit oldu? 64'ten 12'yi çıkartacağım. Yani 52 oldu. E a kare 52 ise a da böylelikle kök 52'dir. Kök 52 dediğimiz nedir arkadaşlar? Bu 4 çarpı 13'tür. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani 2 kök 13 olur. Cevabımız böylelikle örnek 31'de 2 kök 13 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Denklemiyle verilen çemberin merkezi bu doğru üzerindeyse. Arkadaşlar şunun merkezini bulalım. Eksi d bölü 2'ye yani eksi 3'e. Eksi bölü 2'dir yani eksi 1'dir. Bu merkez bu doğrunun üstündeymiş. O zaman denklemi sağlar. E yaz yerine. 3 çarpı x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3. Artı y. Y yerine de eksi 1 yazıyorum. Artı a eşi 0. Eksi 9 eksi 1 artı a eşit 0 oldu. Burası eksi 10 yaptı. Eksi 10 da öbür tarafa nasıl geçti? Artı 10 diye geçti. A'yı da böylelikle ne bulduk o zaman? 10 olarak bulduk. Örnek 32 10 çıktı. Geldik örnek 33'e. X kare artı y kare bilmem ne denklemde çemberin merkezi verilmiş. Arkadaşlar bu merkez eksi de bölü 2 eksi e bölü 2 değil mi? Evet. Yani eksi a bölü 2 virgül eksi 4b bölü 2. Eksi 2b değil midir? Evet çemberin merkezi bu. Ama çemberin merkezi aynı zamanda eksi 2'ye 3 verilmiş. Yani eksi 2'ye 3 verilmişse şu apsis buraya eşit olacak. Eksi a bölü 2 eşittir. Eksi 2 ise a'yı buradan 4 buluruz. Sonra eksi 2b eşittir. 3 ise buradan da b'yi kaç buluruz? Eksi 3 bölü 2 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor. A 4. de eksi 3 bölü 2. Bu da eksi 12 bölü 2'den ne çıkıyor o zaman? Eksi 6 çıkıyor. Örnek 33 eksi 6 oldu. Geldik örnek 34'e. Çember belirttiğine göre hmm, şimdi dur. Çember belirttiğine göre. Düşünelim. Normalde merkezi A virgül B olan. Bak şimdi düşün. Merkezi A virgül B olan. Yarı çapı R olan çemberin denklemi neydi? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kareydi. Hatta açılmış vaziyette de x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşit sıfır şeklinde değil miydi arkadaşlar? Evet. E o zaman arkadaşlar buna bakacak olursak bu şekilde olması lazım. x kare artı y kare x kare ve y karenin kas sayısı 1. Eyvallah. E burada x y'li bir terim var mı? Yok. O zaman bu x y'li terimin olmaması lazım. Yani 2a artı 12'nin eşittir 0 olması lazım. 2a eşittir eksi 12'den a'yı eksi 6 buluruz. İşte. Olay bitti. Ne yaptık? Yorumladık bunu. Konu anlatımında anlattık mı? Anlatmadık. İşte bazen anlatmadığımız yerlerden de gelebilir. E o zaman ne yapacaksın? Sen kendini yorumlayacaksın. E, çember denkleminin nasıl olduğunu yaz. Sonra buraya bak. ikisini kıyasla. Değil mi? Evet. XYli bir terim olmaz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Geldik şuraya. Denklemi çember belirttiğine göre. Yukarıdak gibi yorum yapalım. Ee, normalde x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde olacak. Bu x kare artı y kare artı dx artı ey artı f açılmış hali bu şekilde oluyordu. E ee, x kare artı y kare katsayıları 1. Hocam x y'li terim olmayacak. Yani 3b eksi 6'nın 0'a eşit olması lazım. 3b eşittir 6'dan b'yi kaç buluruz böylelikle? 2 buluruz. b yerine 2 yazalım burada. x kare artı y kare. Şurası 0 oldu artı 6 x e, eksi b yerine 2 yazdığım zaman 8 y yaptı burası. Eksi 3 eşit 0 oldu. Bu çemberin merkezi isteniyor. Şurası d burası e ya merkezimiz eksi d bölü 2 yani eksi 3'e eksi e bölü 2 yani 4 yapıyor. Merkezimiz eksi 3'e 4 oldu arkadaşlar. Geldik 36'ya. Evet artık öğrendik. x kare v karenin katsayısı 1 olacak ve şu x yeli terim olmayacak. 2a eksi 8'in 0'a eşit olması lazım. 2a eşittir 8'den a'yı 4 buluruz. Evet a yerine 4 yazalım. Denklemde a yerine 4 yazdığımızda x kare artı y kare a yerine 4 yazarsan 4 kere 2 8. 8 eksi 2'den artı 6 x oldu. Eksi 4 y oldu. Artı 12 eşit 0 oldu. Bu çemberin standart denklemini yazınız. E standart denklemi nasıldı arkadaşlar? Bu genel denklemiydi. Standart denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Merkezi bulalım. E merkezimiz neydi? Eksi d bölü 2 yani eksi 3'e eksi e bölü 2 yani 2 yaptı. Yarı çapta neydi? 1 bölü 2 kare küçüğünde. d kare 36 artı e kare 16 eksi 4 çarpı f yani 12. Bu e, 36 16 da 52. 52'den 48 çıkınca 4 kök 4 2 diye çıktı. E, 1 bölü 2 ile 2'nin çarpımında ne çıktı? 1 yani yarı çap 1 oldu. Merkezi bu Yarı çapı da bu. O zaman çemberin denklemi nedir? X eksi eksi 3'ün karesi. Yani X artı 3'ün karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir. R kare 1'in karesinden dolayı 1 mi gelir? Evet. Çemberin genel denklemi X artı 3'ün karesi artı Y eksi 2'nin karesi eşittir. 1 şeklinde bulundu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Evet artık öğrendik. Bir çember belirttiğine göre ne diyorduk? x kare ve y karenin katsayıları eşit olmalı? Hatta mümkünse 1 olmalı. Hocam 1 olması için eksi 3. Ama eksi 3 yazdığında burası 1 olmuyor. O zaman eşit olmasını düşünelim. 2 a eksi 4 eşittir. a artı 4 olmalı arkadaşlar. Buradan da a'yı kaç buluruz? Eksi 4 öbür tarafa artı 4 diye geçti. 8 diye buluruz. Zaten bizden bu isteniyor. Hocam sonrası sorulsaydı. Mesela merkezi falan sorulsaydı. A yerine 8 yazdığımızda denklem geliyor ya. Merkezi ve yarıçap bulmak için x kare artı y kare şeklinde yapmak zorundayız. Bak A yerine 8 yazdığınızda burası 12 yapıyor. 12 x kare artı 12 y kare yapıyor. Artı bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Diğer formülleri bulabilmek için yani merkezi ve yarıçap bulmak için formülleri kullanacağız ya. D burada 6, E burada şey değil mesela x4 değil. Nedir? 12'ye bölünmüş halindeki D ile D'den ve E'den. Yani x kare artı y kareye çevirmeliyiz bunu. Buna da dikkat et. Tamam mı gençler? Evet bunu da bu şekilde vurgulamak istedim size. Geldik örnek 38'e. Denklem bir çember belirttiğine göre x kare ve y karenin kas eşit olmalı. 2a eksi 1 eşittir 5 olmalı. 2a eşittir 6'dan a'yı da böylelikle 3 olarak buluruz. Evet çember belirtmesinin her bir durumundan bahsettik. x kare ve y karenin kas 1 x y terimde olmamalı. Yani x kare ve y karenin kas eşit olmalı. Mümkünse 1 olmalı diyelim ona daha doğrusu. Evet a'yı 3 bulduk geldik örnek 39'a x kare ve y karenin katsayıları eşit. Yani bu 3 a eksi 1 a artı 5 eşit olmalı. Buradan 3 a eksi a 2 a yaptı. Eşittir eksi 1 dövür tarafa artı 1 değişti. 6. a'yı böylelikle ne buluruz? 3 buluruz. E burada x yeli terim de var. b eksi 3'ün de ne olması lazım? 0 olması lazım. Yani x y'li terim olmayacak. b'yi de 3 buluruz. Evet a 3 b de 3. Bizden a çarpı b isteniyor. Yani 3 çarpı 3'ten cevap 9 çıkar. Evet gençler. Örnek 39'da bu şekilde. Geldik şuraya. Dikkat. Denklemi x kare artı y kare artı dx artı y artı f eşit sıfır şeklinde verilen bir çemberde. Bilmem ne ifadesi de bilmem ne denir. Valla buraya ne yazacağımı bilmiyorum ama önemli olan kısım zaten burası. Buraya odaklanalım arkadaşlar. D kare artı y kare x 4 f. Bir yerden tanıdık geldi. Nereden? Yarı çap değil mi? Evet yarı çap formülü. Bak r. 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı y kare x 4 f. Evet bu ifade sıfırdan büyükse şu kökün içindeki ifade sıfırdan büyükse o zaman bu tam sayıya eşittir. Tam sayı ya da herhangi bir sayıya eşittir. Sonuçta bir sayı değeri vardır. Yarıçap çap Yarıçap tanımlıysa o zaman çember belirtir diyeceğiz arkadaşlar. Peki d kare artı y kare eksi 4 ve eşit sıfırsa bu sıfıra eşit olursa yarıçap çap sıfır mı olacak? Evet. Düşün şimdi çemberin tanımını. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri çember belirtiyordu. Bu noktaya sıfır uzaklığındaki nokta zaten o noktanın üstündeki nokta değil midir? Hiçbir uzaklık almayacak. Ne belirtiyor o zaman? Nokta belirtiyor. O zaman bu d kare artı e kare eksi 4 ve eşit sıfır ise denklem ne belirtilmiş arkadaşım? Nokta belirtir diyeceğiz. Peki bu küçük sıfırsa bu küçük sıfırsa kökün için negatif bir reel sayı değildir. Rasyonel sayıdır kök yarıçap diye bir şey tanımlanır mı arkadaşlar? Tanımlanmış. O zaman çember belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle çember belirtmiyor. Yalnız şu nokta olduğunda da çember belirtmiyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ama küçük sıfır olduğunda kesinlikle çember belirtmiyor. Hocam çember belirtmiyorsa ne belirtiyor? Elips, parabol parabol eskiden vardı anlatıyorduk ama şimdi müfredatta yok. Anlatmıyoruz o yüzden hiç oraya değinmiyorum. Bak öncesinde ne demiştim ben size? Şu D'li E'li F'li formülü bilin. Yorum yaparken işimize yarayacak demiştim. Merkez eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 idi. Yarı çapta buydu. 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 ve işte çember belirtir. Nokta belirtir. Çember belirtmez gibi sorularda işte yarı çapı düşünüp kök içindeki büyük sıfırsa çember belirtir. Eşit sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa çember belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. İşte o yüzden ben size ısrarla bunu söylemiştim. Burası önemliydi. Şimdi buna göre şu sorulara bakalım. Denkleminin bir çember belirtmesi için. Arkadaş çember belirtmesi için yarı çapın tanımlı olması lazım. Kök içindekinin tanımlı olması lazım. D kare artı E kare eksi 4 F'nin ne olması lazım? Büyük sıfır olması lazım. Burası D. Burası E. Burası da F. D kare dediğim 16 artı E kare dediğim 4. Eksi 4 çarpı F. F dediğimde A artı 1. Büyük sıfır olması lazım. 20. Eksi 4 dağıtıyorum. Eksi 4 a. Eksi 4 büyük. 0 olması lazım. Buradan eksi 4 a'yı buraya atalım. 16 büyüktür. 4 a oldu. Hatta buradan ne geldi? 4'e bölsen 4 büyüktür. A oldu. Bu ne demek? A küçüktür. 4 demek. Evet a hangi aralıkta olmalıdır? Hatta bunun aralığını yazalım. A küçüktür. 4 cevap aslında ama aralık sorulursa a eleman 4'ten küçük. Yani eksi sonsuz ile 4 arasında olmak zorunda arkadaşlar. Cevabımız böylelikle eksi sonsuz ile 4 ya da a küçüktür 4 yaptı. Geldik örnek 41'e. Denkleminin bir nokta belirtmesi için. yarıçapı düşünüyoruz. Kök içindekinin 0 olması lazım. Yani d kare artı e kare eksi 4 f'nin eşit 0 olması lazım. Bu d. Bu e. Şu da f. E o zaman d kare 4 eksi 4'ün karesi 16 artı e kare. 16 eksi 4 çarpı f. f dediğimde 2a eşit 0 olması lazım. 32 eşittir eksi 8a öbür tarafa artı 8a diye geçti. a'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Zaten bizden de a isteniliyor. Cevap 4. Geldik şuraya. Bu şekilde verilen denklemi reel çember belirtmediğine göre a'nın alabileceği en küçük hamse eder. Çember belirtmesi için ne olması lazımdı? d kare artı e kare eksi 4 f'nin büyük sıfır olması lazımdı. Çember belirtmemesi için küçük sıfır diyebiliriz. Hatta eşit sıfırı da alabiliriz. Eşit sıfır olduğunda nokta belirtiyor. Çember belirtmiyor yani. E o zaman çember belirtmiyorsa o zaman küçük eşit sıfır diye düşünmeliyiz. D dediğim şu. E dediğim bu. F dediğim de bu. Yani D kare 4 artı E kare 4 eksi 4 çarpı F dediğinde A küçük eşit sıfır. Böylelikle burası 8 yaptı. Küçük eşit 4A yaptı. 4'e böldüğünde 2 küçük eşittir a. Yani a büyük eşittir 2 geldi. Buradan a'nın alabileceği en küçük değer soruluyor arkadaşlar bize. A'nın alabileceği en küçük değer de kaç yapıyor? 2 yapıyor. Evet gençler örnek 42 böylelikle 2 oldu. Ve geldik son soruya. Çemberi x ekseninde teğet olduğuna göre. A. Yorum yapacağız o Şimdi öncelikle merkezi bulalım. Hocam merkezimiz kaça kaç? Merkezimiz eksi de bölü 2 eksi e bölü 2. Yani bunu hem x ile çarpacaksın hem 2'ye böleceksin. 3'e bunu da aynı şekilde 2 mi yaptı? Evet merkezi 3'e 2. Merkezi 3'e 2 olan bir denklem. Şöyle bir denklem. x eksenine teğet diyor. Merkezi belirleyelim. Analitik düzlemi çizelim. 3'e 2 ve x eksenine teğetmiş. Merkez burası. 3'e 2 ve x eksenine teğet. Şurası 3 burası 2. x eksenine teğet olan çember şöyle değil midir arkadaşlar? Evet. Tam burada teğet. İşte burası 90. 90. A ne çıktı arkadaşlar? 3'e 2. Şurası 2 birimse dikdörtgenden burası da 2 çıktı. Yarı çap ne oldu? 2'ye eşit oldu. E yarı çap formülü neydi? 1 bölü 2 kare kök içinde D kare 36 artı E kare 16 eksi 4 F. 4 çarpı A'ya mı eşit oldu? Evet. 2 buraya geçti 4 oldu. 4 eşittir kök içinde 52 eksi 4 A'ya eşit oldu. Karesini al. 16 eşittir 52 eksi 4 A yaptı. 4A buraya geçince Artı 4A oldu. 16'yı da buraya atınca 36 mı oldu? A'yı da böylelikle kaç bulduk? 36 bölü 4'ten 9 olarak bulduk. Örnek 43'ü 9 bulduk. Ve böylelikle bu olayı hallettik. Yani 24. haftada ikinci videoda hallettik. O zannediyoruz bir sonraki videoda. Son videoda bu kitabın son videosunda yani bu haftanın da son videosu 3. videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank <laughs> you